İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te gerçekleştirilen kökünü kurutma operasyonu ile ilgili bilgiler paylaştı. Bakan Soylu, 1529 polis ve jandarmanın katıldığı kökünü kurutma operasyonunda 149 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Bugünkü 49. kökünü kurutma operasyonu gibi 48 tane kökünü kurutma operasyonu yapmış. Birçok suçluyu yakalamış. Birçok suçluyu cezaevine göndermiştir. Sadece bununla yetinmeyen Türkiye aynı zamanda bir adım daha atmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri yönelik son oturumlarından birisinde özellikle önemli bir kanun değişikliğine gitmiştir. Çok uzun zamandan beri Adalet Bakanlığımızla birlikte çalıştığımız,
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önerdiğimiz, onların da kendi çalışmalarını yaparak kanunlaştırdığı bir süreç başarıyla tamamlanmıştır. Bu açıdan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teşekkür ediyoruz. Özellikle metamfetamin, kaptagon ve bonzai gibi sentetik uyuşturuculara yönelik yeni bir düzenleme ortaya konulmuş. Bu yeni düzenleme neticesinde sentetik uyuşturucu, bahsettiğim yine metamfetamin, kaptagon ve bonzai, ekstazi gibi yeni bu sentetik uyuşturucu nevilerinin veya uyarıcıların imal ve ticareti suçunda ceza alt sınırı 10 yıldan 15 yıla çıkarılmıştır. En önemli meselelerden bir tanesi, özellikle annelerin bizlerden sürekli istediği meselelerden bir tanesi ise zorunlu tedavi ve rehabilitasyon uygulamasıdır. Bu da biraz önce bahsettiğim kanunla beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden resmi gazetede yürürlüğe girmesi ile başlamıştır. Yani hakimler 48 saat içerisinde zorunlu tedavi ve rehabilitasyon uygulamasına 2 gün içerisinde başlayabilme imkanına sahiptirler. Bizim kanun çıktıktan sonra yine arkadaşlarımızla yaptığımız ve takip ettiğimiz değerlendirmeler çerçevesinde adalet sistemimiz bu uygulamaya da başlamıştır. Ve bir adım daha atılmıştır. O da bu kanunla çıkmıştır. O da şu, zorunlu tedavi ve rehabilitasyon aynı zamanda cezaevlerinde uygulanabilecektir. Ve aynı zamanda buna yönelik yeni cezaevleri de inşa edilecektir. Bu yasal düzenlemeler önemli adımlardır. Ve hakikaten göreceksiniz, milletimiz de fark edecek. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde bu yaptığımız mücadeleler çerçevesinde bu yasal düzenlemelerin varlığıyla beraber kökünü kurutmada bir kat daha başarılı olabilme iradesi ortaya konulacaktır. Uyuşturucuyla mücadelemiz büyük bir inanç ve kararlılıkla devam etmektedir. Devletimizin bütün kurumları bu konuda yoğun bir gayret içerisindedir. Bugün itibariyle 126 bin kişi, birçoğu uyuşturucu, imal, ticaret, satış gibi suçlardan cezaevinde yatmaktadırlar. Ve yaptığımız mücadele de aynı zamanda metruk binaların, yani uyuşturucunun kullanıldığı önemli alanlarından birisi olan metruk binaların yıkılması dahi 124 bin binadan 110 bini ya yıkılmış ya rehabilitasyona uğramıştır. Ve bu geri kalan 14 bin binanın da yıkılma işleri devam etmektedir. Uyuşturucuya bağlı ölümlerden, yani direkt uyuşturucuya bağlı ölümlerden ölen sayısı son 6 yılda yapılan mücadele çerçevesinde 941'den 270'e düşmüştür. Ve Türkiye birçok uyuşturucunun yaptığı mücadele çerçevesinde rotasını değiştirmiştir. Yani kendi ülkesine yönelik engellemelerde Türkiye büyük bir başarı ortaya koymuştur. Büyük yakalamalar gerçekleştirmiştir. 49. kökünü kurutma operasyonuna toplam 179 hedef belirledik. Ve bu 179 hedefe saat 4.45 itibariyle arkadaşlarımızı 1529 polisimiz ve jandarmamızla birlikte bu hedeflere onları selametledik. Dualar ettik. Allah ayaklarını taştan esirgesin niyazında Cenab-ı Allah'a bulunduk. Ve bu operasyonu da arkadaşlarımız başarılı şekilde tamamladılar. Şu ana kadar
179 hedefin 149'unu yakalamış oldular. Allah onlardan razı olsun. Çalışmalarına aynı şekilde devam ediyorlar. Uyuşturucu illetiyle mücadelemiz sonuna kadar inançla, kararlılıkla ve aynı gayretle milletimize olan sadakatle ve gençlerimizi, evlatlarımızı elimizden almaya, aile yapımızı ortadan kaldırmaya yönelik bu anlayışlara karşı sürecektir. Kolluk güçlerimizle birlikte bu başarılı sonucun oluşmasında emek gösteren Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve tüm arkadaşlarımıza tekrar şükranlarımı ifade ediyorum.